Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Şahidi halde bul istemiyorum şimdi videomu şimdi destekse sohbete başlamış olan tamam. Şimdi tabii ki de İslamiyet her şeyden daha kıymetlidir. İslamiyet her şeyden daha kıymetlidir. Neden? Çünkü İslamiyet sonsuzluğu veriyor. Sonsuzluk dedi ebedi hayatı, baki alem, ahireti var. Nedir bu? Cenneti ve cehennem kazanmayı, cenneti kazanmayı veriyor. Neden? Neden kıymetli? Hazineden bile kıymetlidir. Mücevherden bile kıymetlidir. Parda altından bile kıymetli İslamiyet. Bu açıdan İslamiyet yaşamak lazım. Doğru şekilde biz gayret etmek lazım. Ne İslamiyet'e, Muhammed muhabbete, Allah-u Teala, Allah-u Teala muhabbetullahına biz gayret etmek lazım. Aşk ile bir sabır etmek lazım. Sabırlı olmak lazım. Mesela şöyle bir cümle, İtikatta söyle bir söz. Sünneti tek eden dinliyor. Vacipleri tek eden. Vacipleri tek eden. Farzları tek eden. Farzları tek eden de dinden çıkan. Enzübillah. Bak yine söylüyorum. Sünnetleri tek eden. Vacipleri tek eden. Vacipleri tek eden. Farzları tek eden. Farzları tek eden. Enzübillah. Dinden çıkan. Vacip bilindiği gibi. Vaciplerden de vaciplerinden farzların kefareti vardı. Vacipleri tam bilmiyordu. Farzın ahirette cehennemi. Vacip bilmiyordu. Kefareti vardı. Cehennem diyorum cehennem. Farzla yapmayın. Vacipleri yapmayanları tam bilmiyorum. Yapmayı tam bilmiyorum. Onun için gitmek lazım. Şöyle bir hususta söyleyebilirim. Mesela müddet konusunda, müddet olanlar konusunda işte sünnetler tekeden, vacipler tekeden, vaciplikler farzlar tekeden, müddet olup dinden döner yani. Müddet olmak dinde dönmek demektir. Bu konuda bir konu anlatayım. Mesela Hazreti Ömer zamanında oluyor. Ömer hatta Faruk. Kuşka Fatih'i. Bizans Fatih, Kudüs Fatih. Herhalde Kudüs. Bugün Kudüs'te ne olduğu bellidir. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anhum işte sahabe kurumdu. Sebebi tabi mi? O zaman bilsin müddet oluyor cinden dönüyor ölüyorlar 3 gün beklemeden. Ardından Hazreti Ömer geliyor ne oldu şöyle şöyle işte müddet oldu bir şey. Hayır öldüm ben. Niye düştü kızını? Yani dediğim gibi her şey fark olmadan yapılabiliyor ama ne olacağı belli değildir. Mesela şuna.